Oh, ne kadar güzel bir gün, gece. Bir saniye lan, ben uzaydayım. Burada gündüz ve gece kavramı var mı? Neyse. Anya, bana gün raporu verebilir misin? Dünyadaki üste göre saat şu an 7.42. Bugün herhangi bir solar patlama beklenmiyor ve en yakın meteor kümesi yaklaşık olarak 13 gün 8 saat 27 dakika 42 saniye uzaklıkta. Gayet güzel. O zaman bugün güzelce bir işe başlayabilirim. Yapılacak listesindeki öncelikli görev hangisi, onu bir söyler misin? En son bana hangar kontrol merkezini bitirmemi hatırlat demiştiniz. Tamamdır. O zaman bu demek oluyor ki ben hangara doğru yol alıyorum. Lütfen arkanıza bakınız. Ney? Anya, ne oldu? Yer çekimi jeneratörünün remindeki hatalı bir veri girişi sebebiyle kaynak gemisi No 003 en yakın kütle çekim merkezine doğru ilerledi. Sanırım uzay size yaramamış. Harika. Yapay zeka asistanım espri anlayışı geliştirmiş. Problemin icabına baktın mı? Bilinciniz kapalıyken sorunlu REM modülü devre dışı bırakıldı. Manuel değişim gerekmektedir. Sağlık raporu. Hasar gören iç organlar, bağırsaklar, iki böbrek, karaciğer, sağ akciğer, pankreas. Durum hiç iyi değil. Peki ne kadar sürede kendime gelebilirim? Su gelir güldür güldür. Gel de yay beni güldür. İyileşme ihtimali %0.0002. Tahmini yaşam süresi 4 saat 10 2 dakika 42 saniye. Has. Anya, Vader protokolünü devreye hazırla. Hay hay kaptan. Ayazağ Caddesi. Ah. Pek hoş bir his değil. Zincirli kuyu. Altın izade. Bakalım Vader protokolü ne olacak? Sayın yolcularımız, Söğütlü Çeşme hattımızın bu yöndeki son istasyonudur. Anlaşıldı. Kendimi düzelttikten sonra seni de onarmam gerekecek. Düzeltmek. TDK. Türk Dil Kurumu. Türkçe sözlüğe göre bozukluğunu gidermek, onarmak. Başlayalım. Ya da düzgün duruma getirmek. Zamanım kaldı. Yaklaşık kalan yaşam süresi 42 dakika. Tamamdır. Hızlıca bir donanım testi yapar mısın yeni bedene? Donanım testi başarıyla gerçekleştirildi. Herhangi bir olası problem bulunamadı. Tamam. O zaman şimdi zihin kopyalama işlemini başlatır mısın? İşlem başlatılıyor. Ochaga ikaga deska? Nani? Get in the fucking robot, Shinji! Dawson!
Anya, beyin haritalarını karşılaştırabilir misin? Beyin haritalarının benzerlik oranı %99.98. İki zihinde köfte köftecioğlu olarak tanımlandı. %0.02 hata payı. Daha kötüsü de olabilirdi. Artık benim zamanımı sonlandırmanın vakti geldi galiba. Evet. Anya, eski bedenini dondurup kilitler misin? Beden dondurulup kilitlendi. Was that my CPU malfunctioning, or did I just feel a spark between us? Hank. Evet, merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve demin karşınızda bir adet ilginç bir bölüm vardı. Roleplay üzerine kurulu bir bölüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Konsept orada şuydu, benim kullanmak istediğim bir mod var. Ayrıca ilerisi için planladığım ilginç bir olay. Mod bu. Bu arada ilginç bir şey, modunken diz sürme biraz bug'lı. Fantastik bir şey yapıp modun düzeltilmiş sürümünü yaptım. Basitçe problem neydi diye soracak olursanız şuradaki oksijen ibaresi. Zırhta normalde oksijen tankı yok. Zırhta değil de kıyafet skin'de, karakter skin'inde, robot skin'i. Normalde oksijen tankı yok. Fakat oyunda sürekli bu oksijen low uyarısı vermesine sebep oluyor ve bir biplemeye sebep oluyor. Sonuç olarak bunun fixlenmiş versiyonunu da yaptık. Bu bölümde bana yardımcı olan iki kişi oldu. Biri Hagane Cosplay'den Miray, diğeri de Equinox Game'den Emre. İkisi de bana bayağı yardımcı oldular. Biri ses, diğeri de yedek beden olarak. Merak etmeyin, bundan sonraki bölümler tam olarak bunun kaldığı yerden devam ediyor normal bölümler olarak. Ama araya böyle RP bölümleri sıkıştırılacak. Bu zırhı istememin sebebi artık seride bir robotum. Bunun olmasını istiyordum. Evet. Gel gelelim hangarda ufak bir olay söz konusu. Valla. Hangarımız hasar gördü ve beraberinde... Dampler'ı kapatmışım kazara. Yok, kapatmamışım. Neyse. Ve beraberinde welding gemimi de mahvettim bilerek. Evet, kendime yeni bir welding gemisi yapacağım. Bunlar tamamen biraz yorumlama. Şunu da yakında parçalayacağım. O ayrı mevzu. Neyse. Gel gelelim seride neler olacak ve ben neden bir süredir yoktum? Çünkü boğazım çok kötüydü. Hala bile acıyor boğazım, ancak şu an rahatça konuşabilecek haldeyim. Fakat yanımda bolca çaydır, şudur budurla yapabiliyorum bütün bunları. Hatta şu an öksürmemek için kendimi zor tutuyorum. Onu da söyleyeyim. Ancak önceki halime kıyaslarsak şu an bayağı mükemmel gibi bir durumdayım aslında. Önceki halim nasıldı diye soracak olursanız... Efendim gibi konuşuyordum. Evet, bunun yanı sıra bu bölümde bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum, ancak mikrofonum değişti. Birkaç bölümde biraz deneysel takılacağım, mikrofonun ayarlarıdır, şudur budur. Bu arada mikrofon şu an tam performansıyla çalışmıyor çünkü masaüstü bilgisayarların ses kartlarının voltaj çıkışı bunun için tam ideal olan oran değil. Önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki aydır, şudur budur, bir adet Phantom Power adaptör alacağım. Ondan sonra asıl durum, asıl kalitesiyle ortaya çıkacak. Ancak öncekinden daha temiz olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Bunun yanı sıra bu tarz bir bölümü ara sıra bir 10-15 bölümde bir falan ister misiniz?
Onun hakkında bir yorum da yazın. Yani bu tarz bir bölümden kastım. Bu kısalıkta değil. Bu biraz kısa oldu. Ancak bunun gibi ilginç roleplay elementlerine sahip bir bölüm. Eğlendiniz mi izlerken? Evet. Olaylar bu. Bunun yanı sıra mikrofon konusunda da önümüzdeki bölümlerde bayağı bir test yapacağım. Yani bayağı bir testten kastım. Bayağı deneysel ayarlardır, şudur budurla uğraşacağım. O yüzden mikrofon ayarları konusunda da beğendiğiniz, beğenmediğiniz vesaire bir şeyler olduğu takdirde yorumlarda belirtirseniz fazlasıyla güzel olur. Evet, bu arada önceki mikrofonum neydi diye soracak olursanız Microsoft Livecam. Evet, bir webcam'i mikrofon olarak kullanıyordum öncesinde. Şimdi bir adet VM800 aldım. Evet. Ve sanırım özet bu kadar. Bu arada şu modun da benim pakette bulabilirsiniz. Evet, benim fixlenmiş versiyonu. Bunun fixlenmemiş versiyonu da benim versiyonum altında açıklama kısmında yazıyor. Aradaki tek fix bu arada dediğim gibi oksijen problemi idi. Sırf bu seriye devam edebilmek için. Değerinizi bilin. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.